Evet arkadaşlar, bugün çift yaratıcı girişim ve tek yaratıcı girişim veya diğer adıyla Young deneyiyle ilgili sorular çözüyoruz arkadaşlar. Dikkat ediniyorsunuz beni. Burada arkadaşlar bu yaratıcılar düzlemini yan çevirdiğiniz zaman şuradaki D mesafesi, şuraya biz D demiştik ya, bu küçülmüş oluyor. Bakın dikkat ederseniz şurası D, üstü azalmış oluyor. Şimdi delta x ya da saçak genişliği dediğimiz zaman neydi? Lambda çarpı L bölü dino. D çarpı n'dir yani. Bu sabit. Bu sabit. D'yi ne yaptım? Azalttım. D azalttı. Delta x ne yapar? Artar. Saçak genişliği artar mı? Artar. Merkez seçen yeri değişmez. Doğrudur. Çünkü tam ortada olacak yine. Merkez seçen A sıfır buradadır arkadaşlar. Bu değişmez. Doğrudur. Perdenin saçak sayısı artar demiş. Kesinlikle demiş. Bu artmışsa saçak sayısı ne yapmalı? Azalmalı. Çünkü saçaklar daha genişti. Daha az sayıda saçak oluşur. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2. Yani Edirne olmalıdır arkadaşlar. İkinci sorudayız. Diyor çift yarıkta girişim deneyi Young tarafından 1820'de gerçekleştirilmiştir. Young bu deneyle ışığın dalga davranışını açık bir şekilde ispatlamıştır diyor. Buna göre çift yarıktan geçiş deneyinde aşağıdakilerden hangisi ışığın dalga davranışı gösterir? Kesinlikle ispatlar demiş. Ha. Merkez saçağın diğer saçağından daha parlak olması. Hayır. Işığın dalga kaynağının şiddeti arttıkça aydın saçağın parlaklığının artması değildir. Merkez saçağın diğer aydın saçağından daha geniş olması, perdede karanlık aydın saçağının oluşması. Evet, bu dalga özelliğini ispatlamıştır. Daha geniş veya daha dar olması dalga özelliğine kaynaklı değildir. Perdeyi yarıklardan uzaklaştırırsa aydın saçağının parlaklığının azalması. Bu ışığın aydınlanma şiddetiyle alakalı. Doğru cevap D şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Çünkü aydınlık ve karanlık sıcaklıklar oluşmuşsa dalga birbirini yok etmişti. Bu ancak girişim döneminde gerçekleşebilecek bir özelliktir. Devam edelim. Demiş ki burası n artı 1 bölü 3 lambda, burası da n lambda ise yol farkı ne yapar? 3 bölü 2 lambdadır. Yol farkı 3 bölü 2 lambda. Ne deneyi? Çift yarık deneyi. Çift yarıkta buçuklu ise karanlık çizgidir. Kesin karanlık olacak arkadaşlar. Aydınlıkla çizebilirsiniz direktmen. Peki ne kadar fark var? 1,5. 1,5 ne olacak? İkinci karanlık olur. Yani 1,5'tan 2. 1,5 ise üste yuvarlayıp karanlık diyecektik. Doğru cevap arkadaşlar, o zaman ikinci karanlık çizgi olmalıdır. Çift yarıklı yapılan girişim deneyinde kullanılan tek renkli ışık kaynağının yaydığı görünür ışın frekansı artırılmaktadır. Işığın frekansının artması dalga boyunun azalması anlamına geliyor. Çünkü lambda çarpı f eşittir v'dir. Hız sabittir, ortama bağlıdır. Frekansını artırırsan dalga boyu küçülmüş olur arkadaşlar. Şimdi saçak genişliği delta x neydi? Lambda l bölü dino dememiş miydik? Dalga boyunun azalması demek bunun da azalması anlamına geliyor. Saçak genişliği azalır. Doğru mu? Doğru. Merkez saçak genişliği küçülür. Büyür demiş, pardon. Merkez saçak genişliği zaten delta x demektir. Delta x ne yapmış? Küçülmüştür. O yüzden bu yanlış olur. Aydınlık saçakların rengi değişir demiş. Evet, doğru. Neden? Çünkü görünen ışıkta dalga boyunun değişmesi rengi değiştirir arkadaşlar. Çünkü lambda kırmızı büyüktür. Nokta 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 lambda mordur arkadaşlar. Dalga boyu değişirse renk de değişmiş olur. O zaman renk değişir, doğrudur. Cevap 1 ve 3, yani Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Geçiyoruz. Demiş ki bize, şekilde bir Young deneyi düzeninde A2 şu nokta, yani A2 ve K1 ve A1 sırasıyla ikinci aydınlık. Burası ikinci aydınlık sıcaktır arkadaşlar. Burası birinci karanlık. Burası da birinci aydınlık sıcak oluyormuş. X bölü Y oranı kaç diye sormuş. Arkadaşlar bakın, çift yarıkta girişim deneyinde şöyle bir özellik vereyim ben size. Bu A0 ise birinci karanlık, birinci aydınlık, ikinci karanlık, ikinci aydınlık. Tamam mı? Ondan sonra alt tarafta birinci karanlık, birinci aydınlık diye gider. Bu mesafeler birbirine eşittir her zaman. Dolayısıyla x mesafesi olarak şurayı almış. Bakın dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman burası 5x'tir. 5 bölme. Y mesafesi tamam olmuyor mu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme. 6x. O zaman sonucumuz ne olacak? 5 bölü 6, yani cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sorudayız. Diyor ki burada diyor 300 aylık çizgi. Şurada 300 aylık çizgi oluşmuş. Şimdi bak, kullanılan çift yarık düzenekleri bakın. Bunlar lambda 1 bölü lambda 2 oranı kaçtır diye sorulmuş. P noktasında 3 aylık çizgi. Şekil 2'de ise yine P noktasında birinci karanlık çizgi oluşmuştur. Dalga boyları arasında ilişkin diye sormuş bize arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle bir formülümüz vardı. Delta L formülü, ben buraya yazayım aklınıza kalsın diye söylüyorum. D çarpı sin alfa, D çarpı x bölü L. N lambda ise karanlıktır. N eksi 1 bölü 2 lambda olduğu zaman ise bu aydınlıktır. Pardon, yanlış söyledim. Bu karanlık olacak arkadaşlar. Buna göre yapacaksınız. Şimdi bakın. Ben bu formülü alıyorum aynen. Tamam mı? P için ne demiş bak burada? 3. aydınlık. Diyorum ki D çarpı x bölü L eşittir 3 lambda olur o zaman. 3 lambda 1'dir. Peki aynı şekilde aynı geçerli şeyler söz konusu. Bakın bu aynı, bu aynı, bu aynı ise. O zaman ne oldu? Birinci karanlık demiş. O zaman 1 eksi 1 bölü 2 lambda 2 eşit olmalıdır. Buradan 3 lambda 1 eşittir. 1 bölü 2 lambda 2 olur. Neyi soruyor? Lambda 1 bölü lambda 2 kaçtı diye sormuş bize. Bunu buraya 2 ile buraya atarsam lambda 1 bölü lambda 2 oranı işte 1 bölü 6, doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Cevap Diyarbakır olmalıdır. Geçtik, bir sonraki sorudayız bakın.
Çekirdeki yang deney düzeyinde K kaynağı 2 landa ve 3 landa olan dalga başlığa yaymaktadır. Yani burada hem 2 landa hem de 3 landa dalgalar yayılıyormuş. 2 landa dalga boylu ışığın oluşturduğu girişim desende 3. aylık sıcak ile, bak, bunun oluşturduğu 3. aylık sıcak ile diyor. Evet, 3 landa dalga ışığının hangi sıcağa çakışır demiş. Bak, yol farkı aynı noktadan bahsediyoruz o zaman. Aydınlık diyorsa en landaydı. 3 çarpı 2 landa eşittir K çarpı 3 landa olur. Baktığımız zaman K tam sayı çıkıyor. 2 çıkıyor. Tam sayı ise 2. aydınlık diyeceksiniz arkadaşlar. 2. aydınlık sıcak çakışacaktır diyebilirsiniz. Ve geçtik bir diğer sorudayız bakın. Kırmızı, mavi ve yeşil ışık ayrı ayrı kullanarak aynı düzenekte ışığın kırınım deneyi, yani bir anlamda girişim deneyi oluşan kırınım deneyi desenindeki merkez saçan genişliği delta x k falan filan. Arkadaşım bak, delta x neydi? Lambda L bölü dino. Bak, bu sabit, bu sabit, bu sabit. Delta x kime bağlı? Lambda'ya bağlı. Dalga boyu en büyük olan kimdi? Lambda kırmızı büyüktür. İşte kutu sayamam. Sayamam. Bunlar böyle olacak arkadaşlar bakın. Bu mavidir. Bu ise yeşil oluyor galiba. Yeşil. En yüksek dalga boyu ışık olan kim? K. Kırmızının sıcak enerjisi en fazla olur. Tamam mı? O zaman x kırmızı en büyük. Sonra x yeşil. Sonra da x mavi olmalıdır. Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı, yeşil, mavi. Doğru cevap bilir ne? Olmalıdır arkadaşlar. Buradayız bakın. Diyor ki çift yarıkla tek renkli ışık kullanılarak yapılan girişim deneyinde ekran ile yarık düzlemi arasında hava varken diyor. Ekran üzerinde penası 3. aylık sıcak oluşuyormuş. Ne diyeceğiz biz şimdi? Diyeceğiz ki 3. 3 çarpı lambda havadır. Eşittir diyeceğiz biz. Ortamı suyla doldurursak ne olur? Şimdi bakın arkadaşlar, buradaki lambda ortamdaki dalga boyu. Lambda ortamdır. Lambda ortam. Ortamda hava olduğu zaman lambda ortam lambda havaya eşit oluyor. Ancak ortama başka bir madde koyduğunuz zaman lambda ortam eşittir. Ortamdaki dalga boyu lambda havanın n oranıdır. Kırıcı kendisinin oranıyla bulunur. Dolayısıyla ortamdaki dalga boyu lambda bölü kaç bu? 4 bölü 3. Yani sanki kullandığımız dalga boyu 3 bölü 4 lambda olacakmış gibi düşüneceksiniz. O zaman yazıyorum. K çarpı 3 bölü 4 lambda olur. Yani artık yanımda ortamdaki dalga boyunu bu olarak alacaksınız. O zaman ne olur? Bakın lambda'na gider. 3'e de gitti. K eşit 4 çıktı. 4 tam sayı değil mi? O zaman 4. aydınlık sıcaktan bahsediyoruz demektir. Bu kadar. Geçiyoruz bir başka sorudayız. Aliya saatinde sahilde kardeşinin fotoğrafını çektiğinde kardeşinin arkasından gelen güneş ışığı nedeniyle net bir fotoğraf elde edememiş. Kardeşinin büyük bir kısmı fotoğraftaki güneşin içinde kaybolmuş olarak görülmüştür. Ali'nin çektiği bu fotoğrafta net görüntü oluşturmamasının nedeni hangisidir? Kırınımdır arkadaşlar. Unutmayın, ışıklar belli yüzeyden geçince kırınıma uğrarlar. Tamam mı? Yani mesela şöyle bir kalemin dahi aşağıdaki gölgesine baktığınız zaman uçlar, şu köşe sınırlar böyle net değildir. Bir pürüzlük vardır. O pürüzün sebebi ışığın kırınıma uğramasıdır arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bir başka sorudayız. Çift yarıklı apen girişim deneyinde dalga boyu lambda 1 olan ışık kullandığında P noktasında 5. aylık sıcak oluşuyormuş. Bak, 5 lambda 1 o zaman. Aynı P noktasını elde edeceğim lambda 2'de 3. kalanlık. 3 lambda 2 olur arkadaşlar. Lambda 1 bölü lambda 2, bunu buraya at, bunu buraya at. Lambda 1 bölü lambda 2, 3 bölü 5 doğru cevapta olmalıydı. Ha pardon, özür diliyorum. 3. karanlık demiş, ona dikkat etmedim. O zaman 5 lambda 1 eşittir. 3 eksi 1 bölü 2 lambda 2 olmalıdır. Karanlık demiş çünkü, bak biz buna dikkat etmedik. O zaman 5 lambda 1 eşittir. 5 bölü 2 lambda 2 olur. 5'ler sadeleşir. Lambda 1 bölü lambda 2 oran 1 bölü 2. Doğru cevapta Adana olmalıdır arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım soru çözerken, işte böyle oluyor bazen. Dalga boyu lambda olan ışık ile yapılan yang deneyinde penası 6. aydın sıcak oluşuyormuş. Ha, o zaman 6. aydın 6 lambda demektir. Dalga boyun 4 lambda yaparsam ne oluşur? O zaman n yerine k çarpı 4 lambda diyeceksiniz. Buradan kaç çıkıyor? 3 bölü 2. Buçuklu mu çıktı? Evet, o zaman kesin karanlıktır. Bu 1.5'tür. 1.5'u 2'ye yuvarlıyorsunuz. İkinci karanlık sıcak olmalıdır arkadaşlar. Buçuklu ise 2'ye yuvarlayın. Ne? Yang deneyi. Yang deneyi arkadaşlar çift yarıkta girişini unutmayın. Devam ediyoruz. Diyor ki perdenin yarıklar uzaklığı L1 iken penasına dönünce aydınlık sıcak oluşuyormuş. Ne diyeceğim ben? D çarpı X bölü L1. Neymiş? 4. aydınlık. 4 lambda olacaktır. L2 yapında 5. karanlık. O zaman D çarpı X bölü L2 eşittir. Kaç? 5. karanlık. 5 eksi 1 bölü 2 çarpı lambda olacak arkadaşlar. Buna göre L1 bölü L2 oranı kaç diye sormuş. Oranlayalım birbirine. Şu D eksen gider bakın. Ters çevirdim. L2 bölü L1 oldu. Lambda'na gider 4 bölü. Burası da 9 bölü 2'dir. O zaman L2 bölü L1 oranı 8 bölü 9 olur. Bana neyi söyle? L1 bölü. Tersini al. 9 bölü 8 doğru cevap arkadaşlar.
Çünkü bize L1 bölü L2 oranı sormuştur. Dikkatli çözerseniz hata yapmazsınız. Geçiyoruz bir başka sorudayız. Demiş ki bu üst taraftaki üçünün aydınlık sıçranın denge konumuna uzaklığı x1. Alttaki dördüncü karanlığın denge konumuna uzaklığı ise yani A0'a, 0'dan uzaklığı x2'dir demiş bize değil mi? Buna göre diyor ki x1 bölü x2 oranı neydi diye sormuş. Az önceki formülü aynen okuyorum bak. D çarpı x1 bölü L neymiş? 3 lambda. 3. aydınlık demiş çünkü. İkincisi D çarpı x2 bölü L dördüncü karanlık. O zaman 4 eksi 1 bölü 2 lambda olacaktır bu. Dolayısıyla taraf tarafı anlarsanız bakın D'ler ve L'ler gider gördüğünüz gibi. X1 bölü X2 oranı işte lambda'ya da gider. 3 bölü. Burası 7 bölü 2 yapmıyor mu? 7 bölü 2 olur. O zaman X1 bölü X2 oranı 6 bölü 7 yapar arkadaşlar. X1 bölü X2 oranı 6 bölü 7 yani cevabımız da Adana olmalıdır arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sorudayız bakın. Şöyle. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde K1 yarığının önünde ince bir cam konuluyor. Arkadaşlar bu tip sorularda girişim deseni geciken kaynağa doğru kayar. Işık cam oradan da daha yavaş hareket eder. Mesela burada bir yavaşlama, bir gecikme söz konusu. O zaman girişim deseni bu yönde kayar. Hangi yönde? Bir yönde kayar. Merkez saçak bir yönde kayar doğrudur. Delta x saçak genişliği kesinlikle değişmez. Saçak sayısı azalır. Hayır değişmez. Çünkü delta x lambda L bölü dinoydu bakın. Lambda değişmedi. L değişmedi. D ve N de değişmedi. O zaman değişmez. Kullanılan camın kalınlığı artırılırsa kayma miktarı da doğrudur. Neden? Daha çok gecikme olur. O zaman daha fazla kayma olur. Doğru cevap da 1 ve 3 yani Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Bir başka sorudayız. Tek yarıkla planı bakın durum değişti. Tek yarık deneyim. Tek yarıkta unutmayın arkadaşlar. Merkez saçağı yani A0 2 delta x'tir. Unutmayın. Diğerleri 1 delta x'tir. Bu 2 delta x olduğu için formül de ters döner. Yani burada n artı 1 bölü 2 lambda olduğunda aydınlık saçaktır. N lambda olduğunda karanlık saçaktır. Hani orada biz ne yapıyorduk çift yarıkta girişimlerinde? 1.5 çıkıyorsa ikinci karanlık diyorduk. Burada 1.5 çıkarsa geriye yuvarlayıp aydınlık diyeceksin sadece. Tek fark o. Bakın arkadaşlar. Perde düzeninin bir P noktasında 3. karanlık oluşuyor. Ne zaman? Lambda dalga boylu ışık kullandı. O zaman ne diyeceğim ben? 3 lambda. Karanlık olan tam sayı. Eşit diyeceksiniz. K çarpı. Bu sefer ne kullanıyoruz? 2 lambda bölü 3 dalga boylu ışık. O zaman 2 lambda bölü 3 diyeceğiz. Burada K'nın çıktığı sayıya bakacağız. Kaç çıkacak acaba? Şuradan şöyle gider. Bunu buraya attım. K işte 9 bölü 2 çıktı. Buçuklu mu buçuklu? O zaman kesin aydınlıktır. Bunlar gitti bakın. 4.5'tür bu. 4.5'u geriye yuvarlıyorsunuz. 4. aydınlık sıçak doğru cevap da bursa olmalıdır. Anlaşıldı çünkü bu mesela n artı 1 yazayım bak. N artı 1 bölü 2 lambda eşit 9 bölü 2 lambda çıktı bakın. Lambdalara gider. Bu 1 bölü 2 bu tarafa eksi olarak geçer. 9 bölü 2 eksi 1 8 bölü 2. N kaç çıkar? 4. İşte o yüzden 4. aydınlık sıçak olmalıdır. Geriye yuvarlamamızın sebebi de olur arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. Üçüncü aydınlık sıçak üzerinde olduğuna göre demiş. Bak burası ne? Üçüncü aydınlık sıçak. Ne? Tek yarıkta girişim deneyi. O zaman burası ne kadar yol farkı? 3.5 lambda olmalıdır. Yol farkı. Delta ile 3.5 lambda olmalı. Ama burada ne demiş? 3 lambda. Bu kesin yanlıştır. İçinde 1 olan şıkları eleyebilirsiniz. Gitti bunlar. V genişliği ilk katına çıkarsa sıçak genişliği yarıya düşer. Şimdi delta x eşittir. Lambda L bölü Vino değil mi arkadaşlar? V çarpı N'di yani. Dolayısıyla baktığımız zaman ben V'yi 2 katına çıkardığım zaman delta x ne yapacak? Yarıya inecektir. Nitekim öyle diyor zaten. O zaman bu doğrudur. L'yi 2 katına çıkarsam, evet bunu 2 katına çıkarsam bu da 2 katına çıkmaz mı? Bakın doğru orantı var. O zaman sıçak genişliği 2 katına çıkar bu da doğrudur. 2 ve 3 yani cevabımız da Bursa olmalıdır. Geçiyoruz bir sonraki soru bakın. Tek yarıkta plan genişliği deneyi var. Lambda 1 dalga boyu çıkarsa ikinci karanlıkların olduğu yerde. O zaman bak ikinci karanlık 2 çarpı lambda 1 olur. Eşittir. Lambda 2 bulundan 5. aylık. O zaman 5 artı 1 bölü 2 çarpı lambda 2 olur. 2 lambda 1 eşittir. 11 bölü 2 lambda 2 olur. Neyi soruyor lambda 1 bölü? Bunu buraya at, bunu da buraya at. 11 bölü 4 doğru cevap Adana olmalıdır arkadaşlar. Geçiyoruz. Lambda dalga boylu ışık kullanarak yapılan tek yarıkta girişim deneyinde. Yarığın önüne tek yarık aralığının yarısını kapatacak bir şekilde saydam olmayan bir engel. Yani ışık buradan geçemeyecek. Arkadaşlar bakın. Işık geçemiyorsa bu yarığın tam ortası eskiden burada A0 burada. Şimdi tam orta burası olacaktır. A0 yukarı kayar. Tamam ok yönde kayacak kesin. Diyor ki A0 ok yönde kayar kesin doğru oldu bu. Bir. İkincisi normalde yarık genişliği bu kadardı bak. Burası V üssü. Bakın azaldı değil mi? Delta x eşittir. Lambda L bölü Vino değil miydi? Bunu ne yaptım? Azalttım. Payda küçülse delta x ne yapar? Artar. Sıçak aralığı büyür doğrudur. Sıçak aralığı büyümüşse perde daha az saçak oluşacak demektir. Ama burada ne demiş?
Success'e artar demiş. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2. Yani Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Bir sonraki sorudayız hemen. Ona da bakalım hemen. Tekerlekle yapılan girişim deneyinde perde üzerindeki bir P noktasında yarık genişliği V1 iken ikinci karanlık sıcak. Ne diyeceğiz biz? V1 çarpı X bölü L. Hatırlayın formülü. Delta L formülünde vardı ya. D çarpı X bölü L çift yarıkta. Burada tek yarık o zaman buraya bu gelir arkadaşlar. V1 çarpı X bölü L eşittir. Ne oluyormuş ikinci karanlık? 2 lambda o zaman. V2 iken V2 çarpı X bölü L eşittir. 4. aylık. 4 artı 1 bölü 2 çarpı lambda olur. Tek yarıkta girişim böyle oluyordu. Bunların oranına baktığımız zaman arkadaşlar bakın şunlar gidiyor zaten. V1 bölü V2 eşittir. 2 bölü burası 9 bölü 2 yapıyor. Ters çevir çarp 4 bölü 9 doğru cevap da Adana olmalıdır arkadaşlar. Ve geçtik bunu da. Şuradaki sorudayız. Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde, ışığın kırılımı deneyinde kullanılan ışın dalga boyu küçültülürse bak. Saçak genişliğin değişmemesi için. Saçak genişliği formülünü yazıyorum bak. Lambda L bölü Vino. Ne yaptım ben? Bak dalga boyunu küçülttüm. Bunun sabit kalmasını istiyorsam ya bunu artırmalıyım ya da bunları da küçültmeliyim. Bunlardan birini yani. Hangisi yapılmalıdır? Perdeyi yarık düzlemine yaklaştırmak. Yani L'yi azaltmak. Halbuki yanlış. Bunu büyütmem gerekiyordu. Gitti. Yarık genişliğini küçültmek. Evet V'yi azaltmam lazım değil mi? Evet. Doğru cevap bursadır. Bunu yapmamız yeterlidir. Yarın ince cam levha koymak bu sapmayı sağlar. Ama bana değiştirmez. Olmadı. Kullanışın saçak ışık genliğini. Genlik enerji demektir. Dalga boya bir alakası yoktur. Bu da gitti. Kullanılan ışık kaynağı yarık düzeni yaklaştırmak hayır. Bu parlaklığı artırır ama yarık genişliğini kesinlikle değiştirmez arkadaşlar. Gençlik doğru cevap bursa olacak zaten. Diyor ki bunlar verilmiş de. Tamam mı? Okursunuz burayı artık. Yine okuyayım bak. Tek yarıkta yapılan kırılım deneyinde kullanılan ışığın dalga boyu lambda. Işık kaynağının yara uzaklığı x, yani şöyle bir şey düşünün. Şöyle. Perde burada. Şu mesafe x demiş adam. Işığın dalga boyu lambda olarak alınmış. Tamam. Yarık genişliği w ile gösterilmiş. Tamam. Yarık düzeni ekran uzaklığı l olarak almış. Diyor ki bana. Hangisi tek başına yapılması birinci karanlığın merkezi saçak silgisinden uzaklığını arttırır. Ya ne demek? Saçak genişliğini arttırır. Delta x'i arttırır demek istiyor. Mesela normalde tam ortada a 0 yok muydu? Bu da birinci karanlık değil miydi? Bu mesafeyi arttırmak istiyor. Bu delta x demek zaten. Tek yarıkta yarısı delta x burada yarısı. Bu da birinci karanlık. İki delta x çünkü merkez adını sıcak. Bunu arttırırsam ancak bu uzaklaşır. Delta x arttırmanın yöntemi ne? Delta x eşittir. Lambda l bölü vino'dur. Bir kere bu x'e bağlı değil. X parlaklığı değiştirir ancak. Şimdi x'in arttırması x'e bağlı değil dedim ben. Bunların alakası yok. Gitti. L'nin azaltılması. Hayır ben bunu arttırmak istiyorum. L'yi azaltmak olmaz. Gitti bu da. Lambda'nın arttırılması evet doğrudur. Bunu arttırsam bu da artar. Doğru cevap da Diyarbakır olmalıdır. V'nin arttırılması delta x azaltır. Amaca hizmet etmemiş olur arkadaşlar. Geçtik bir sonraki sorudayız. Evet bugün de maşallah çöz çöz bitmiyor. Diyor ki bize D bölü V oranı kaçtır? Bu da ne oluşmuş arkadaşlar? Birinci aylık sıcak. Hemen ne diyeceğim ben? Birinci aylık diyorsam D çarpı X bölü L eşittir diyeceğim. Birinci aylık. Bir lambdadır. Bu kadar. Buraya geldik. Burası tek yarıkta girişim. O zaman orada ne diyeceğiz bakın? Diyeceğiz ki V çarpı X bölü L eşittir diyeceğim. Tamam mı? Ne? Birinci aylık. O zaman 1 artı 1 bölü 2 çarpı lambda olur. Aydınlık oldum. Böyle yapıyorduk biliyorsunuz. Dolayısıyla amacımız neydi? D bölü V'yi bulmak. X bölü L'ler gitti mi buradan? Lambda'lara da gitti. D bölü V oranı eşittir. 1 bölü. Burası 3 bölü 2 yapmıyor mu? Ters çevir çarp. 2 bölü 3 doğru cevap Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Tamam. Ve geçiyoruz diğer sorudayız. Işığın kırınım olayında. Kırınım olayının daha iyi gözlemlenebilmesi için. Bak. Kırınım olayında kırınımın daha iyi gözlemlenebilmesi için aralığın küçültülmesi gerekir. Daha büyük dalga boyu ışık kullanman doğrudur. Çünkü kırınım olayının mantığı neydi arkadaşlar? Lambda büyük eşittir V olmalıdır. Ancak o zaman kırınım olayı gerçekleşir. Dolayısıyla fark büyüdükçe kırınım daha net görünür. Daha büyük dalga boyu ışık kullanman doğrudur. Yarık genişliği küçültmen doğrudur. Şiddet. Şiddetle hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Yani kırınımın şiddetle bir alakası yok. Cevap 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlar. Ve geçiyoruz. Tek yarıkla yapılan ışığın kırınımı deneyinde perdede kırmızı, yeşil, sarı ve siyah çizgiler gözlenmiştir. Şimdi kırmızı ile yeşilin karışımı zaten sarı değil midir? Tamam. Demek ki kaynaklar kırmızı ve yeşil ışıktır. Deneyde kırmızı ve yeşil ışık kullanılmışı doğrudur. Merkez saçak sarı ve kırmızı renktedir. Merkez saçağı düşündüğümüz zaman arkadaşlar şöyle düşünün. Şöyle. Buraya orta kısma
Hem yeşil hem kırmızı vurur. Yeşil artı kırmızı vardır. Bir de kırmızının saçak genişliği delta x eşittir lambda l bölü dinoid yani ya da v dersek vinoidu bakın. Burada dalga boyu büyük olan kim kırmızı? Kırmızının saçak genişliği daha büyük olur. Yani yeşille kırmızının birlikte vurduğu yer burasıysa burası sarı olacak bakın. Kırmızı biraz daha geniş olduğu için buraya kırmızı da vuracak. O zaman merkezi yarım sahanın kırmızı ve yeşil olması normal. Sarı ve yeşil olması, sarı ve kırmızı olması normaldir arkadaşlar. Pardon, bir türlü tutturamadık. Sarı ve kırmızı renkte bu da doğrudur. Siyah çizgilerden ışık düşmemektedir. Zaten düşseydi siyah olmazdı. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Hepsi doğru. Edine olacaktır arkadaşlar. Geçiyoruz hemen. Evet. Bu soru biraz ışık düşmemektedir. Çok garip bir şey olmuş. Işık düşüyor ama dalgalar birbirini sıfırlıyor aslında. Yani şöyle düşünün. Şimdi şöyle bir dalga geldi ya böyle. Diğer dalga da şöyle gelmiştir. Bu bunu sıfırladığı için ışık düşmemektedir diyoruz. Aslında ışık var burada. Birbirini söndürmüştür. O yüzden cevabın 1 ve 2 olması lazım arkadaşlar. Soru net değil. Işık düşmemektedir cümlesi sıkıntılı bir soru tipi olmuş. Doğru cevap C olur o zaman bu durumda. Yani siyah çizgiler üzerine ışık düşmüyor değil. Düşen ışık birbirini sıfırlamış. İki kaynak gibi düşünmüş. Yani şöyle düşünün. Şunu bir kaynak, şunu bir kaynak gibi almış mesela. Tamam mı? Ha, bu noktada yüzeye çarptığı zaman buradan gelen dalgayla buradan gelen dalgayı birbirini sıfırlamış olarak düşüneceksiniz. O yüzden ışık düşmemektedir kelimesi yanlış ama 1 ve 2 olmalıdır. Cevap C yandır. Evet. Şekilde bir tıraş bıçağının perde üzerine oluşturulmuş gölgesi gösterilmiştir diyor. Tamam mı? Bu gölge bakın. Gölge net değilse kırınım olayı var demektir. Az önce vardı bir soru daha vardı. Güneş te çekilmiş fotoğrafın net olmaması durumu. Aynı şekilde burada da var. Evet. Bunun temel sebebi ışığın kırınımıdır. Geçiyoruz bir başka sorudayız bakın şöyle. Şimdi demiş ki bize bu birinci aydınlık bu da birinci karanlık sıcak oluyormuş. Tek harita girişinden iyi. Bu mesafeye x1 dersem şu mesafede x hayır şunun tamamına da x2 demiş bakın. Dersek eğer, tamam mı? Buna göre diyor, bu oranlar ne olacak? Şimdi öncelikle şu oranları bulmamız lazım. Tamam mı? Şimdi bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Birincisi şu. Dersiniz ki, D çarpı V çarpı X1 bölü L eşittir. Aydınlıksa 1 artı 1 bölü 2 lambda olacaktır. Tamam, tek yarıkta girişimleri. Birinci aydınlık diyor ya bakın. Diğeri de, şu mesafede mesela D diyeyim. V çarpı D bölü L olur. Tamam mı? Eşittir. Birinci karanlık direktmen 1 lambda olur. Bunu oranladığınız zaman V bölü L'ler gider zaten. Lambdalar da gitti. X1 bölü D oranı eşittir. 3 bölü 2 çıkar. Yani siz buraya 3 diyorsanız buna 2 diyeceksiniz demek oluyor bu. Bu durumda X2 ne olur? 5 olur. Bana neyi sormuş? Bunun bunu oranı sormuş. Bunun bunu oranı sormuş. O zaman 3 bölü 5 olmaz mı arkadaşlar? 3 bölü 5 doğru cevaptır. Çünkü A1, K1 mesafesi tamamı demektir. Unutmayın. Tamam. Geçiyoruz. Bir başka sorudayız. Şuradayız. Tek yarıkta kırınım deneyinde 3. karanlık çizginin oluştuğu yerde. Bakın arkadaşlar. Tek yarıkta kırınım deneyi. Burası A0, 0 zannedip. Burası işte diyelim ki 1. karanlık. Sonra 1. aydınlık gelir. Her zaman önce karanlık, sonra aydınlık geliyor. 2. aydınlık. Dolayısıyla 3. karanlık vardır. Devamında 3. aydınlık vardır. Ben buraya bunun gelmesini istiyorum. Üçüncü aydınlık çizginin oluşmasını istiyorum. Yani saçak genişliğini küçültmek istiyorum. Delta x'i azaltmak istiyoruz. Delta x işte neydi? Lambda l bölü vino değil miydi? Amacımız bunu azaltmaksa bunlar azaltılmalı ya da bunlar artırılmalıdır arkadaşlar. Bu şekilde düşünün. Kullanılan ışığın şiddetini değiştirmek. Bu parlaklığı değiştirir. Hiçbir zaman saçak olan yerini etkilemez. Perdeye yaklaştırmak demek l'yi azaltmak demektir. Evet doğrudur. Çünkü l'yi azaltsan delta x küçülecektir. Doğrudur. Dalga boyu daha büyük ışık kullanma. Hayır. Küçültmem gerekiyordu çünkü. O yüzden bu yanlıştı. Doğru cevap yalnız 2. Yani Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir başka sorudayız. Evet bakalım. Şöyle. Demiş ki bize soruda. Hava ortamında tek renkli ışık kullanarak yapılan Young deneyinde 3. karanlık sıçan merkez sıçan uzaklığı 3 cm'ymiş. Yani şöyle alalım bak. Young deney çift yarıkta girişim deneyi demektir arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle aldık. Tamam mı? Ve dedik ki burası ne olsun? Üçüncü karanlık mesela. Bu mesafe ne kadarmış? 3 santimetreymiş. Aynı deneyde kırıcı kendisi 3 bölü 2 olan ortamda tekrarlanırsa 3. karanlık merkezse uzaklığı ne olur? Şimdi diyor ki x'i soruyor. X2 ne olur? Bak yazıyorum. X1 dedik biz.
D çarpı x1 bölü L. Üçüncü karanlık çift yarıkta gelişim 3 lambdadır. Bu böyle dursun kenarda. Diğerini yazıyoruz bak. Aynı D çarpı x1 x2 diyeceğiz bu. Bölü L olacak. Tamam mı? Eşittir. 3 çarpı lambda bölü N olur. Yeni ortamın kırıcı kendisi olacak bak. N nedir? 3 bölü 2'dir o zaman. Bu oranı yaparsanız bakın şöyle. Aldık. D bölü L'ler gitti mi? Gitti. O zaman x1 ne kadardı? 3'tü. Yazdık. 3 bölü x2 eşittir. Şimdi bunu ters çevirirsem şuraya. Bu işe gider 2 kalır. 3 bölü 2 olur burası da. 3 bölü 2 lambda 2 olur bakın. Lambda olur. Havadaki dalga boyu çünkü bu. Bu da lambda. Lambda'ya gitti mi? Gitti. O zaman bu 3 ise bu da 2'dir. X 2 eşittir. 2 santimetre uzaklığı olacak da diyebilirsiniz. Bakın bir daha anlatıyorum. Soruda diyor ki hava ortamının tek renkli çıkmasına Young deneyi yapıldı. 3. karanlık sıçağın merkezi yerden sıçağı uzaklığı 3 santimetre diyor. Tamam mı? Dolayısıyla aynı deney düzeneyi kırıcı kendisi bu olan bir bu ortamın kırıcı kendisini arttırıyoruz yani. O zaman ne olur diye sormuş. Arkadaşım bak burada bizim lambda dediğimiz şey soruda her zaman lambda ortam ortamdaki dalga boyudur. Eğer ortamda hava varsa 1 olarak alınır. Yani normal lambda alınır. Ama ortamda hava dışında kırıcı kendisi farklı bir madde varsa o zaman ortamdaki dalga boyu lambda havanın kırıcı kendisine oranıyla hesaplanır. Lambda havaya ben lambda demişim zaten. O zaman lambda bölü n olur. N ne kadar burada 3 bölü 2. Buraya ne yazacağım? 3 bölü 2 yazacağım. Yani ortamdaki dalga boyunu bulurken bunu yapmamız lazım. O zaman ortamdaki dalga boyu bu ters çevirsek 2 bölü 3 lambda olmayacak mıdır? Nitekim öyle yaptık. 2 bölü 3 lambda oldu bak. Dolayısıyla burada ne demiş? Üçüncü karanlık sıçak yine. O zaman 3 çarpı lambda diyeceğiz biz yine. Tabi burada üçüncü karanlık sıçak derken ikisi aynı olduğu için normalde çift yarıkta girişimde karanlık oldu mu? Eksi 1 bölü 2'si de var burada. Ya aynısı burada da olacak zaten. O yüzden almamıza gerek yok. Zaten gidecek yani. Anlatabiliyor muyum? Onu yazmamız lazım. Çünkü aynısı ikisi de karanlık sıçak. Üçüncü ve karanlık sıçak. O zaman burada 3, ha 3 lambda yazmışsınız. Ha 3 eksi 1 bölü 2 yazmışsınız. Sıkıntı yok ama burada 3 eksi 1 bölü 2 olmalı. Deminden beri tek yarıkta girişim olduğu için kafamız karıştı oradan. Burası çift yarık olduğu için burada 3 eksi 1 bölü 2 dememiz gerekirdi. Sorun değil. Zaten gidecek. Sonucu değiştirmeyecektir bu. Dolayısıyla cevabımız da buradaki x2'yi sormuş. Bu 3 bölü x2, 3 bölü 2 eşitse x2, 2 olmalı diyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz. Son sorudayız. Şimdi bakın. Young deneyi var değil mi? Perde ışık deneyi göstermiş. Bak burada sıcaklar az sık yani. Burada geniş sıcaklar seyreyken. Ne demek oluyor bu arkadaşlar? Burada L'yi buraya yaklaştırırsanız ancak burada mesafe L azalıyor ya, burada L daha büyük. Oradan burada sıcaklar sık olur. Giderek genişleyen sıcak geniş olacaktır. Nitekim öyle bir şey var. O zaman doğru cevap da Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Evet. Soru çözümümüz bu kadar. Yeterince soru çözdüğümüzü düşünüyorum. O yüzden siz de aynı soruları bir daha çözerseniz sizin için çok faydalı olur. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar.